Şurada. Okey. Nerede? Nerede benim şeyim? Kürsürüm. Şimdi bu adam şöyle diyor. Birisi bunun altına. Tabii biraz alakasız. Şunu görebiliyor musunuz? Şunu. Tamam. Şurada parmağımı görmek istiyorum çünkü gözümle ekrandan göremiyorum. Şimdi diyor ki Türk ordusu Azerbaycan'a kızgın doğuş var. Ne düşünüyorsun abi? Onun altına şöyle hiç bu konuda bahsetmedin diyor Gülnar Kadirli. Merak ediyorum görüşünü diyor. Selamun aleyküm selam. Baybars Mete diyor Kadirli Edip o konuda bahsetmen çünkü Edip Ermenistan'ın tarafında savaşan PKK'nin yanındadır. Edip Türklerden yana olmaz çünkü o bir Kürt olduğunu biliyorum. Kendisi hep savaşa karşı barıştan yanadır diyor Kadirli. Maşallah. Fikrini merak ediyorum. İslam'da ırkçılık yok zaten. Gülnar bildiğim kadarıyla Türklere karşı değil, ırkçı değil yani. PKK Ermenistan'ın yanında Edip PKK'ye karşı konuşmaz. Edip'in fikrini ne yapacaksın? Biz varız, yok ederiz Ermenistan'ı diyor Baybars. Yok ederiz, yok etme. Kürtleri yok ediyor. Ermenileri yok ediyor, yok etme hastası, ırkçı, faşist birisi. Neyse, ben ele bunu bilmek istedim ki düşünür bu hakta. PKK, Ermeni, Azerbaycan savaşı hakkında Türkiye bizim yanımızda elhamdülillah. Allah görsün. Ben diyorum ki iftira atıyorsun diye başladım. İftira ediyorsun, nice örnekten birisi. Şu örneği veriyorum. Ben bu arada Yunanistan'ın şeyini de yanlış buluyorum. Yani Türkiye'ye karşı Ege Denizi'ndeki iddiasını azgınca buluyorum, fazla gereksiz buluyorum. Hatta bu konuda bir öneri yaptım. Yani ikisinin kıtasının sınırları kıyılarına göre o ikisinin ortasında bir yer olması lazım. Ama maalesef Yunanistan birkaç tane ufak adası var diye kıta sahanlığının bir kısmının kendisine ait olmasını iddia ediyor. Mantıkla, adaletle çelişen bir iddia. Ama Türkiye'nin yöntemini yanlış buluyorum. Yani ki, politik olarak, diplomatik olarak birçok taraftar kazanabilecekken böyle gereksiz yere böyle hamasi şeyler yaparak dost olabilecekleri bile düşmana çeviren bir politika. Yani tümüyle yabancılaştırıyor yani. Halbuki diplomasiyle yani hani Türkiye'nin öyle bir gücü de yok. Uyduruk bir şey. Sen tutacaksın Amerika'nın silahıyla Amerika'ya, Alman'ın silahıyla Alman'a karşı mücadele mi vereceksin? Neyse, onların demode olmuş silahlarını kullanıyorsun bir de. Şimdi ne oldu? Şunu, Cultural Genocide Against Uyghur Turks, yani Türk düşmanı olduğunu söylüyor. Halbuki mesela Uyghur Türklerini savunan birçok şey yaptın. Daha nice yani... Ne oldu? Bu. Yanlış yerdeyiz. Unfortunately, they are united corrupt governments and hijacked by corporations. Neyse. Onu geçiyoruz. Bunu izleyebilirsin. Cultural Genocide Against Uyghur Turks. Uyghur Türklerine karşı kültürel soykırım başlıklı videomu izleyin. Bu arkadaşlar Kürtlere yapılan soykırım vardı yani kültürel değil. Yani yüz bin öldü, öldürüldü Irak'ta. Bunlar özgürlük isterken bu arkadaşın alkışladığı politikacılar Kürtlerin katledilmesi yönünde şey ettiler. Hatta Kobani'de IŞİD saldırırken Kobani'de IŞİD'e dua ettiler Kürtleri katletsin diye. Böylesine. Ama ben Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun, Yahudi olsun, kim olursa olsun kendilerine karşı zulüm yapılıyorsa o zalimlere karşı onların yanında yer alıyorum. Ben projeksiyon yapıyorlar bu alçaklar. Kendi ırkçılıklarını bana projeksiyon yapıyorlar. Kendilerinde merhamet yok, adalet yok, o vicdan yok. Ben fark etmez, ben diyorum bak böyle bir insanın kardeşimi camiden çıkarken katleden, alçakça katleden, hem de katlettikten sonra Allahu Ekber diye kaçan, silahsızdı kardeşim. 3 kişi. Ona pusu kurdular ve düzinelerce arkadaşının önünde katlettiler. Ama diyorum ki barış için
o kardeşimin katilleriyle de kucaklaşırım. Böyle diyen bir insanın ve utanmadan alçakça bana PKK'li diye iftira ediyor bu utanmazlar. Faşist, katil, yok ederim diyor. Bir halkı yok ederim diyor. Ermenileri yok ederim, kökünü kurdum, Kürtlerin kökünü kurdurum. Ya hastalık, şeytani hastalık var sende yahu. Barış işitmezsin bunlardan yahu. İnanılmaz bir şey ya. Bir de utanmadan beni terörle suçlayabiliyor. Ama kendisi eline silah alıp insanları katliam yapacak kadar vahşidir, barbardır, vicdansızdır, kafirdir. Kafir, kafirlik bu. Müslümanlık barışçılıktır yahu. Yeter yahu. Bütün şeyleri şu, aman PKK'yı üreten kendileri, ben neyi konuşuyorum? Yani PKK'yı üreten kendileri ve aynı zamanda besleyen kendileri faşist, ırkçı politikalarla, cinayetlerle, katliamlarla, inkarla, yasaklarla, hapishanelerle, işkencelerle sürekli devam eden bir politika. Ondan sonra aman PKK deyip yine aynı zulmü devam ettirmek istiyorlar. Bütün mesele o ya. PKK bir bahane. Kürt halkına karşı sürekli faşist, emperyal bir politikayı sürdürmek için kullanılan bir şey. Neyse. Burada